2024 yılına girmemize sayılı günler kala hala ucuz yolla güncel bir iPhone sahibi olmanın tutarlı bir yolu var mı? Bu videoda 2024 yılında iPhone 12 ya da iPhone 12 Pro alınır mı? Bunun yanıtını veriyorum. Belki ipin ucunu bir noktada kaçırmış olanlarınız vardır. Apple 2020'de iPhone tasarımlarında radikal bir değişikliğe gitti. Ve en son iPhone 4'te kullandığı keskin hatlara geri döndü. İşte bu geçişi yaptığı ilk telefonda iPhone 12 serisi oldu. Hatta şu anda önümde iPhone 12 Pro'yu görüyorsunuz. Ardından gelen 13, 14 ve 15'te bu tasarım çizgisi devam etti. Bu videoda anlatacaklarımın tamamı hem önümdeki iPhone 12 Pro hem de düz iPhone 12 modelleri için geçerli arkadaşlar. Yani mesele görünümü itibarıyla. Yeni bir iPhone sahibi olmak ise evet, en azından iPhone 16'yı görene dek iPhone 12 ve 12 Pro tasarım konusunda hala geçer not alabilecek bir telefon. Ancak bu telefon artık neredeyse 4 yaşında. İşte 2024'te elinize 4 yaşında bir telefon alacaksanız tasarımdan başka düşünmeniz gereken detaylar da var biliyorsunuz. Bunlar performans, güncelleme takvimi, pil ömrü ve kullanım durumu diyebiliriz. Ha bir de işin bütçe tarafı var tabii. Performans ile başlayalım. iPhone 12 serisinin işlemcisi A14 Bionic 5 nanometre ve 11.8 milyar transistöre sahip. En güncel iPhone işlemcisi A17 Pro ise 3 nanometre ve 19 milyar transistör var. Peki bu ne demek? iPhone 12, iPhone 15'ten 3.3 kat daha yavaş bir telefon demek. Peki bu ne demek? Bakın, dünyanın en çok kullanılan uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'ün 2023'te paylaştığı bir fotoğrafı görüyorsunuz şu an. Detayı fark ettiniz mi? Elinde bir Samsung Galaxy S21 var. Ancak dikkat etmeniz gereken şey iPhone yerine Samsung tercih etmiş olması değil. Elindeki telefonun artık 3 yıllık bir telefon olması. Uygulamaya da oyun geliştiren şirketler bunu özellikle yapar. Uygulamalarını üst segment telefonlarla değil, ortalama ve hatta düşük segmentli telefonlarla geliştirirler, test ederler. Çünkü siz de tahmin edeceksinizdir ki bu telefonlar çok daha yaygın bir şekilde kullanılır. Peki bunun konumuz ile tam olarak ne ilgisi var? Size şöyle açıklayayım. Şu an WhatsApp'ı kullanabileceğiniz en eski iOS sürümü iOS 12. Yani daha eski bir iOS sürümüne sahip bir iPhone'da WhatsApp kullanamazsınız. Tabii burada sadece resmi desteklerden söz ediyorum. iOS 12'den sonra güncelleme alan en eski iPhone modeli ise iPhone 6S. Yani 8 yıllık bir telefon. Apple her yeni iOS güncellemesinde ortalama 6 yaşına giren bir iPhone modelini emekliye ayırıyor. Son iOS güncellemesi iOS 17, 2017'de çıkan iPhone 10 ve iPhone 8'e gelmedi mesela. Ancak her ikisi de güncel uygulamaları çalıştırabiliyor şu an. Yani eski iPhone'lardan önce Apple, sonra da aktif kullanımdaki sayılar düştükçe iOS'a uygulama geliştiren diğer şirketler vazgeçiyor. iPhone isteyen ama 15'e de deve yüküyle para vermek istemeyenlere bir not. Eğer en güncel iOS'u istiyorsanız 6 yıldan, eğer WhatsApp gibi popüler uygulamaları en az birkaç yıl daha kullanacaksanız 8 yıldan eski iPhone almayın. Peki iPhone 12 ve 12 Pro kaç yaşında? 4. Yani Apple'ın iOS desteğini kesmesine daha yaklaşık 2 yıl, popüler uygulamaların desteğini kesmesine de yaklaşık daha 4 yıl var. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer şimdi bir iPhone 12 ya da iPhone 12 Pro alırsanız en az 2 yıl boyunca en güncel iOS sürümlerine, maksimum 4 yıl boyunca da en yaygın uygulamaları kullanma imkanınız olacak gibi gözüküyor. Bakın, 4 yıllık bir telefon için bahsettiğimiz süreler 1-2 yıllık, hatta daha yeni çıkan Android'lerle aynı seviyede. Yani bu boşuna yapılan bir övgü değil arkadaşlar. Apple yazılım güncellemesi konusunda gerçekten rakiplerine göre çok iddialı bir noktada. Ha, Apple'ın da falsosu var, yamuğu var tabii, ona da birazdan geleceğim. Şimdiye kadar iPhone 12 ve 12 Pro tasarım, performans, yazılım güncellemesi başlıklarından olur aldı bizden. Bunların yanında OLED ekran, gece ve portre modu gibi seçenekleri sunması ve 5G desteği, ki bu önümüzdeki 4 yıl için aşırı önemli bir konu, cihazın diğer artıları diyebiliriz. Kamera performansı konusunda da iPhone 15 Pro Max ile aynı açıdan çektiğimiz fotoğraflar ve videolar üzerinden konuşalım biraz isterseniz. 12 Pro ile 15 Pro Max kameraları arasında bariz bir açı farkı var. 15 Pro Max'in ana kamerası daha geniş bir açıya sahip. Işığın benzer olduğu ortamda benzer portre performansı sunuyorlar. Videoda stabilizasyon konusunda 15 Pro Max'e açık bir gelişme var doğal olarak. 12 Pro bu konuda biraz geride kalıyor. Düşük ışıkta 15 Pro Max çok daha iyi, çok daha keskin sonuçlar veriyor. 12 Pro'da çok kumlanma var. Fotoğraflar uzun pozlama ile çekilmedi bu arada, bilginize. Fotoğrafta ve videoda imaj
imaj kalitesi açısından 12 Pro güncel telefonlara göre bence hala iyi bir durumda. Güncel uygulamaları kullanmak demişken, sürekli şarj cihazı veya powerbank ile dolaşmak zorunda kaldığınız bir telefonda istemezsiniz herhalde. Bu da bizi 3. konu başlığımıza götürüyor. Pil ömrü. Apple'ın bu konuda sicili bayağı bir kabarık biliyorsunuz. Hatırlamayanlar için 2018'de bataryası eskiyen iPhone'ları ani kapanmalardan korunmak amacıyla yazılım güncellemesi yaparak yavaşlattığını itiraf etmişti. Ardından özür niyetine ücretsiz veya indirimli batarya değiştirme kampanyası başlattı. Hatta planlı yavaşlatma krizi dendi buna. Daha sonra pek çok şirketinde yaptığı ayyuka çıkınca ortalık bir anda sessizliğe büründü. Ancak hala çoğu kullanıcı hem Apple hem de diğer şirketlerin bu planlı yavaşlatma taktiğini uyguladığını hissediyor. Açıkçası zaman zaman ben de hissediyorum. Hatta Android tarafında kamera kalitesi düşen telefonlarda deneyimledim. iPhone 12 ve 12 Pro meselesine geri dönelim. Çıktığı günde alınıp 4 yıldır aktif şekilde kullanılan, bu sırada da orijinali dışında adaptör veya dandik bir powerbank'e elini bile sürmemiş bir iPhone 12'nin pil ömrü, yani onun pili artık sizlere ömür. Kesinlikle değişmesi lazım. Hatta burada gördüğünüz iPhone 12'nin sahibi olan ve ekibimizde de içerik yöneticisi olarak çalışan arkadaşımız Erkan'ı da ben davet ettim. Bir kendisinin görüşlerini ve bu batarya konusunda özellikle deneyimlerini dinleyelim şimdi. Evet abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Telefonu ne zaman, nereden ve kaç paraya aldın? 2 sene önce İzmir'de ikinci el olarak aldım. 15 bin liraydı. Yani yaklaşık 1,5-2 yaşındayken aldım. Kullandığın süre boyunca yaşadığın en büyük problem ne oldu? Pil sağlığı şu an %80. Yani 79'a düştüğünde daha bir sıkıntı olacak benim için. Şu an pil konusunda biraz beni zorluyor açıkçası. Hiç servise ya da böyle merdiven altı tamir dükkanlarını falan götürdün mü? Aslında bu konuda çok istikrarlı. Hiç sorun yaşatmadı bana ama Android'lerde çok fazla yaşamıştım. Peki sence iPhone 12 2024 yılında kullanılır mı? Bence kullanılır ki ben fotoğraf düşkünü bir insanım. Benim işimi çok fazla görüyor. Hız bakımından mükemmel mesela. Hiç kasma sorunu yaşamadım. Bir iki yıl daha kullanırım büyük ihtimalle. Tamam, birazdan onun fotoğraf testlerinde de karşılaştırmalarında da zaten göreceğiz abi. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar. İşte bu sebeple sıfır değil de eğer ikinci el bir iPhone 12 alacaksanız parayı vermeden önce açın ve ekranda gördüğünüz şekilde pil sağlığına bakın. Eğer %80'in altındaysa hiç elinizi bile sürmeyin. 90'a yakınsa farklı seçenekler arayın. 95'e yakın hatta üzerindeyse o telefonu rahatlıkla alabilirsiniz. Tabii güvenilir bir kişiden ya da yenilenmiş telefon firmalarından söz ediyorum burada. Gelin bir de iPhone'un tramer ya da böyle expert kaydına bakmayı göstereyim size. Bunu kontrol etmek için ayarlar uygulamasına giriyoruz. Genel bölümüne tıklıyoruz. Hakkında'ya dokunuyoruz. Ve burada karşımıza çıkan listede parça ve servis geçmişi başlığında bir seçenek görmemiz gerekiyor. Hemen altında da eğer telefonun değişeni varsa o değişen parçanın adı ve sağında da orijinal olup olmadığı bilgisi yer alıyor. Eğer orijinalse orijinal Apple parçası yazıyor. Eğer orijinal değilse bilinmeyen bir parça ismi geçiyor. Şu an kontrol ettiğimiz bu iPhone'da böyle bir durum yok açıkçası. Eğer değişen bir parçası olsaydı menüde o başlığı görecektik. Ha, bazı merdiven altı servislerde bu parçaları orijinal göstermenin yollarını da bulmuşlar. Yazılımı kandıracak şekilde yapıyorlar. Ancak bu bayağı uğraş gerektiren bir işlem. Kontrol etmeniz gereken bir diğer detay da sim kart kilitlenme durumu. Ama bunun IMEI tarafıyla hiç ilgisi yok. Sadece belirli bir operatörün sim kartıyla çalışmasını sağlayacak dijital bir kilitten söz ediyorum. Tabii bu e-sim için de geçerli. Bunu kontrol etmek için de yine ayarlar uygulamasını açıp genel sayfasına geliyoruz ve yine buradan hakkında bölümüne giriyoruz. Burada da operatör kilidi satırını görüyorsunuz. Yanında da herhangi bir sim sınırlaması yok bilgisi yer alıyor. Eğer sim kilidi varsa telefonunuzda burada hangi operatöre kilitlendiyse o operatörün bilgisi yer alacak. Bu kilidi kaldırmak için ya burada yazan operatöre ulaşmanız lazım ya da kullanmak istediğiniz operatör farklıysa ona ulaşmanız gerekiyor. Aşılamayacak bir engel değil ama böyle bir bilgi telefonun çok büyük ihtimalle yurt dışından geldiğini gösteriyor bize. Çünkü yurt dışında genellikle iPhone satışları farklı operatörler üzerinden böyle çeşitli kampanyalarla falan yapılıyor. Yani elinize gelen telefon yurt dışından satın alınmış veya kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş olabilir. Ve hemen ardından da böyle kenarda köşede eski hurda bir telefonun IMEI'siyle merdiven altı IMEI kaydı yapılıp size sunuluyor olabilir. Eğer sim kart kilidi görürseniz bundan şüphelenmeniz gerekiyor. Kısaca bunu ifade etmek istedim sizlere. Bunun dışında alacağınız telefonun kozmetiğini, butonlarını, kamerasını ve mikrofonunu almadan önce test etmeniz gerektiğini de söylemiyorum tabii. Onları kesinlikle yapmalısınız. Gelelim son başlığımız olan fiyat meselesine. Sıfır iPhone 12 27 bin lira, yenilenmiş ikinci el ise 23
23 bin lira, doğrudan ikinci el ise 19-20 bin lira bütçe gerektiriyor. Sıfır iPhone 12 fiyatının üzerine biraz daha ekleyip 2 yıl daha genç Galaxy S22 Ultra alabiliyorsunuz mesela. Yenilenmiş iPhone 12 fiyatına da Galaxy S22'nin standart sürümünü sıfır olarak satın alabiliyorsunuz. Ancak Samsung bu telefonlara 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Yani yazılım güncellemesi konusunda neredeyse kafa kafayalar. Alacağınız Samsung Galaxy telefon 2022 yılı öncesinde çıkmış olmamalı çünkü daha eski bir Samsung iPhone 12'den daha önce yazılım desteğini kaybedecek. Eğer Samsung dışındaki Xiaomi, Redmi, Honor gibi Android markalarına göz atacaksanız en eski 2023 model telefonlara bakmanız daha garanti olur. Çünkü Samsung dışındaki markalar Samsung kadar uzun yazılım güncelleme garantisi vermiyor. Ayrıca 2023 model bir Android amiral gemisinin fiyatı maalesef sıfır iPhone 12'den de pahalı. iPhone 12 Pro'ya geldiğimizde bu fiyat konusunda sular epey bulanıyor. Zira 12 Pro'nun yenilenmiş ikinci elleri düz ve sıfır iPhone 12'ye kıyasla 6-7 bin lira daha pahalı. Yaklaşık 35-36 bin lira. Belki biraz şansınızı zorlayıp ikinci elde 29-30 bin TL'ye bulabilirsiniz 12 Pro'yu. Evet, bu fiyat farkına değer özellikleri var. Mesela kamerası, kozmetiği, görünümü daha iyi ama aynı işlemciye sahip. Birbirleriyle yakın performans sergiliyorlar sonuçta. iPhone 12 Pro için ucuz diye doğrudan ikinci ele yönelseniz batarya ömrü tükenmiş ve belki de bir ya da birkaç kez servis görmüş bir cihaz almış olacaksınız. Bence buna değmez. Doğrudan İkinci ele yönelince de karşılaşacağınız riskleri az önce açıkladım sizlere. Bu paralara alınmayacak bir riskten söz ediyoruz. Garantici olup yenilenmiş ikinci ele yönelseniz 4 yıllık bir telefona 35-36 bin TL gibi bir para ödemek epey tutarsız olur. Bu fiyata az önce belirttiğim Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Xiaomi 13T Pro gibi daha güncel Android amiralleri hiç olmadı sıfır düz iPhone 13 bile var. Üstelik sıfır düz iPhone 13 hala Apple'ın resmi sitesinde satışta. Sonuç olarak illaki bir iPhone alacağım diyorsanız bulabileceğiniz en ucuz, modern ve uzun ömürlü telefon şu an yenilenmiş ikinci el ya da bulabilirseniz sıfır haliyle düz bir iPhone 12 almak. Hatta mümkünse yenilenmiş alırsanız bütçeyi 22 bin TL seviyelerine kadar düşürerek aradaki fiyat farkıyla çok iyi bir kulaklık ya da 2-3 nesil eski bir Apple Watch alabilirsiniz. Eğer bu fiyatları 4 yıllık bir telefona çok gördüyseniz bence bir anlık bir tereddüt bile yaşasanız 2022 ve sonrasında çıkış yapan Android amiral gemisi seviyesindeki telefonlara da yönelebilirsiniz. Diyelim ve videomuzun artık sonuna gelelim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.